Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Biz de çok mutluyuz sizi gördüğümüz için. Hocam biraz sizi tanıyabilir miyiz? Levent Buda kimdir? Levent Buda öncelikle bir tıp doktoru. Yaklaşık 20 yıldır homeopatiyle ilgileniyor. 1991 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. 2000 yılında evlendim. Bu dönemde önce devletin farklı kurumlarında çalıştım. Ve çalıştığım dönemde Avrupa'dan bana bir burs geldi. Ve bursla homeopati öğrenmeye gittim. Almanya Wiesbaden'a. 3 sene temel homeopati eğitimi aldım. Üzerine 3 sene de eğitici eğitimini aldım. Şu anda Türkiye'de eğitici eğitimini tamamlamış 4-5 homeopati yapan hekimden birisiyim. İlklerden birisiyim. Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 2007'den beri özel muayenehanemde homeopatiyle hasta görüp onları tedavi ediyorum. 2 tane kitap yazdım. Bir tanesi Bir Tedavi Sanatı Homeopati, Homeopatik Ev Eczanesi. Diğeri de Yansıyan Kimlikle Homeopatik Zihin Öyküleri. İlk kitapta yaklaşık 76 tane remediyi ve acil durumlarda nasıl kullanılacağını anlattım. Bir derleme. İkinci kitap ise tamamen kendim kurgularını yarattı. Homeopatik ilaçların zihin ve fizik bulgularından ortaya çıkan kurgu öyküler. Bu kitapta biraz homeopatiyi daha iyi anlaşılmasını, daha keyifle okunmasını sağlamak amacıyla bir dünyada ilk defa böyle öykü şeklinde yazıldı homeopatik remedilerin yaşamları. Hemen her kitapçı da var. İnternet üstünden sipariş edilebilir. İkisi de A7 yayın evinden çıktı. Gayet de keyifli satışları. Homeopati nedir? Homeopati yaklaşık 220 yıllık bir tıp yöntemi, bir iyileştirme yöntemi ama ilk tanımı yapan bizim tıbbın babası sayılan Hipokrat. Hipokrat 3 tane şeyden bahsediyor. Bir tanesi herhangi bir sistem tıkırında işliyorsa bu sisteme dışarıdan müdahale olmazsa sistem çalışmaya devam eder. Aynı saatin dişlileri arasına bir toz girdiğinde biliyorsun ki yanlış göstermeye başlar. Ama eğer yoksa o dişliler hep doğru döner ve düzgün bir şekilde saati gösterir. Bunun bugüne yansıması travma kavramı. Yani hastalıkların temelinde mutlaka bir travma olabilir. Bu fiziksel travma olabilir, zihinsel travma olabilir. Bunu bir kenara koyalım. İkinci anlattığı hastalıkları karşıt ilaçlarla iyileştirmek ki bunu daha sonra Bergamalı Galen alıyor ve günümüze getiriyor. Ve günümüz tıbbı doğuyor. İşte ne yapıyoruz? Ağrımız olunca ağrı kesici içiyoruz. Tansiyonumuz yükselince tansiyon düşürücü içiyoruz ya da şeker yükseldikse şeker düşürücü. Homeopati ise Hipokrat'ın bahsettiği benzerlerle tedavi. Hipokrat'tan sonra Paracelsus bahsediyor. Onun ardından da 1796 yılında Hahnemann ilk defa homeopati ile ilgili denemeyi yaparak uygulama kurallarını yazmaya başlıyor. Ve bu uygulama kurallarını yazdıktan sonra dünyaya tanıtıyor. Bugün Avrupa'da yaklaşık %58 kullanım oranlarına varan bir kullanım var. Dünyada en çok kullanılan ikinci tıp yöntemi ya da iyileşme yöntemi. Avrupa'nın her tarafında, Amerika'da, Kanada'da, Güney Amerika'da, Japonya'ya kadar, Asya'da, Hindistan'da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Maalesef Türkiye'de yeni. Bizdeki öyküsü en eski işte 20 yıla dayanıyor bizler varız. 2014 yılında 6225 sayılı yasayla kanuni zemine oturdu. Artık Türkiye'de homeopatik tıbbı uygulamak tıp hekimleri tarafından serbest. Sadece tıp hekimleri uygulayabilir. Hekim olmayan kişilerin uygulaması uygun değil. Artık kanunen de suç. Emin adımlarla ilerliyor Türkiye'de homeopati. Hocam peki bu homeopatinin bir okulu var mı Türkiye'de? Var. Sağlık Bakanlığı uygulama yönetmeliğini ve eğitim yönetmeliğini çıkardıktan sonra Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, Medipol Üniversitesi'nde, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hekimlere ve diğer sağlık personellerine işte eczacılar, çünkü bu ilaçları satacak olan kişiler eczacılar, yine kendi alanlarında kullanmak üzere diş hekimlerine ve veterinerlere homeopati eğitimleri legal olarak veriliyor. Homeopati bir alternatif tıp mıdır? Bence tıbbın alternatifi yoktur. Çünkü tıp bir iyileştirme sanatıdır ve bunun içinde farklı iyileştirme modaliteleri vardır. Yani iyileştirme yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi de homeopatidir. Homeopati benzerlik fenomeniyle hasta iyileştirir. Yani şimdi tut ki melik, gün içinde mutfakta soğan doğruyorsun. Başına ne gelir? Gözlerim yaşarır muhtemelen. Evet, burnun akar. Evet. Evet, göz dibinde pınarlarında yanma hissi olur. Burun kökünde yanma hissi olur. Buna benzer bir hastalık söyler misin bana? Soğuk algınlığı ya da grip diyebilir miyiz? Evet, ya da alerjik nezle diyebiliriz. İşte böylesi bir hastalıkta biz
soğandan yapılmış bir ilacı kullanabiliyoruz. Benzer fenomeni bu. Peki her hastanın hocam ilacı farklı mı oluyor? Nasıl veriyorsunuz bir ilacı bir hastaya? Bir hastaya bir ilacı vermek için belli kriterlerimiz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlığın tanımı şöyle: fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlıklılık hali. Hepsinin bir arada olması lazım. Bunlardan birinde, herhangi birinde bir bozulma olduğunda biz buna hastalık diyoruz. Hastalık kendini nasıl gösteriyor? Belirtilerle. Fiziksel bedende dirseğimiz ağrıyabilir mesela. Biz ne yaparız? O dirseğe dikkat etmeye başlarız. Bu ağrıyla birlikte ne yapmamız lazım? Sıcak mı iyi geliyor, soğuk mu iyi geliyor? Hareket mi iyi geliyor, yoksa hareketsiz kalıp gibi tutmak mı iyi geliyor? Oraya dokunabiliyor muyuz? Ağrı bize sürekli bir uyarı veriyor aslında. Bütün şikayette vücudun sigortası diyebiliriz. Ve onlar bizim aslında katlanılması zor bir dürüstlük gösteren dostlarımız. Gerçekten ağrıya katlanmak zor bir şey. Ama dürüstçe seni uyarıyor. Zihinsel bedende de, yani zihnimizde de her hastalığa bağlı değişiklikler olabiliyor. Zihinde ortaya çıkan hastalığa bağlı değişiklikleri de değerlendiriyor. Şimdi senin kameran benim karşımda nasıl duruyor? 3 ayak üstünde duruyor. Evet. 2 ayak üstünde durabilir mi? Hayır, devrilir. Tamam. Bir hastalığın tedavisini ya da bir ilacını seçerken bizim de en az 3 tane ayağa ihtiyacımız nedir var. Nedir hocam bu 3 ayak? Bir tanesi fizik şikayetler, ağrılar, işte ne bileyim işte kaşıntılar, şunlar bunlar. Bir tanesi zihinsel değişiklikler. Hani temin anlattım ya, şefkat ihtiyacı. Belki öfke çıkıyor. Bu ikinci ayak. Üçüncü ayakta bütünü etkileyen şikayetler. Homeopatinin konvansiyonel tıptan farkı nedir? Şimdi konvansiyonel tıp, mesela hastalıkları böleriz biz. Homeopatide de böleriz anlamak için. İnsanoğlu bir bütün ama anlayabilmek için onu bölerek semptomlarını elde etmeye başlarız. Çünkü hasta unutabilir. Sen atlayabilirsin. Düzen dahilinde hastaya sormaya başlarız. İşte başından başlarız biz. Ayağa doğru gideriz. Bunun sonucunda matrix bir değerlendirme yaparız. Bu matrix değerlendirmede hepsini baktığımız için istisnasız aslında psikosomatososyal bir değerlendirme yaparız hasta için. Konvansiyonel tıptan farklarından bir tanesi budur. Konvansiyonel tıpta işte cildiyle ilgili bir şikayet varsa sadece cildine bakılır ya da işte onu etkileyen belki 3-5 organa bakılır. Bütünü değerlendirip ondan sonra bir ilaç seçeriz ve bütünü iyileştirecek. Hedefimiz tek ilaçla iyileşmeye gitmektir. İnsanoğlu bir soğan gibidir. Yıllarca üzerine katman koyarak yükselir. Biz önce kuru kabukları görürüz. Ortadaki kabukların durumunu göremeyiz ya da katmanları. Soyarız. Soydukça hedef en sağlıklı, taze ve güçlü olan o ortada cücük dediğimiz ya da işte soğanın ortasında en lezzetli olan kısma ulaşmaktır ki orası da sağlıktır. Bu homeopatik ilaçlar nasıl etki eder? Bununla ilgili araştırmalar var. Çünkü biz çok düşük dozlarda ilaç veriyoruz ve bu çok düşük dozları hazırlarken özel bir eczacılık tekniği kullanıyoruz. Enerjisini arttırıyoruz ve enerjik boyutta veriyoruz. Tabii ki bedende nasıl etki ettiğini araştıran çalışmalar var. Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada doku kültürleri, petri kaplarındadır onlar, yuvarlak cam kaplarda bizim. Doku kültürleri ısıl işleme tabi tutulmuş. Yani yakılmış bildiğin. Yanıkla ilgili homeopatik ilaçlar farklı dozlarda bu petri kaplarına dökülmüş. Bir diğer tarafa da plasebo dökülmüş. Isıl işleme tabi tutulmuş, yani yakılmış hücrelerdeki self recovery, yani kendi kendini iyileştirme proteinlerinin ve heat shock proteinlerinin, yani sıcakta çekirdeği ve çekirdek içindeki genetik materyali kullanan proteinlerin artış miktarlarına bakılmış. Buna iyileşmeyi tetikleyen proteinler homeopati damlatılan kaplarda dozuna göre 8 ila 20 kat artış var. Ama plasebo damlatılan kaplarda böyle bir artış yok. Tam olarak aslında o soruyu soracaktım. Yani homeopati plasebo etkisinde bir tedavi mi diyecektim. Aslında cevabını verdiniz. Değil. Değil. Bilimsel olarak da kanıtlanmış. Tabii. Yani şimdi çok ampirik bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün dünyada homeopatinin kullanıldığı alanlar var. Hayvanlar plasebodan anlar mı? Anlamaz. Plaseboyu anlayacak tek kişi zihni düşünen, fikir üreten erişkin insandır. Çocuk da plasebodan anlamaz. 4 aylık bebeğe homeopatik ilacı verip ateşi düşürüyorsanız bu plasebo değil. Ha, diyeceksin ki bununla ilgili başka bilimsel araştırmalar var. Homeopatinin etkisine yönelik plaseboya karşı çift gör çalışmalar var. Oldukça var. Yılda 5000 tane kadar araştırma üretiliyor. Ciddi bir rakam hocam, 5000. Ciddi bir rakam. Yani. Şimdi bu araştırmalara baktığımızda hepsinde, ki bunların P değerleri de çok düşüktür. P değeri ne kadar düşükse istatistiksel olarak doğruluğu o kadar kuvvetli demektir. Ki bunlarla ilgili meta analizler var. Yani bir tane araştırma değil.
birden fazla araştırmanın ortak değerlendirmeleri de var. Pek çok alanda yapılmış plasebo kontrolü çift kör araştırmaların yayınlarına PubMed üstünden ulaşmak mümkün. Hekim arkadaşlar bunları okurlarsa ve bununla ilgili bilgilenirlerse zaten kendileri de bu yönteme oldukça sıcak bakacaklardır. Homeopatik ilaçlar nasıl yapılıyor? Yani bu ilaçlar neden yapılıyor? Homeopatik ilaçların yaklaşık %75'i doğadaki bitkilerden elde ediliyor. %25'inin büyük bir çoğunluğu yani 23-24 kadarı mineraller doğada olan. %1-2 kadar hayvansal ilaçlar var. Neler var mesela işte? Arı var. Arı ürünleri var. Propolisler şeyler işte ne bileyim arı zehir. Mürekkep balığı var. İşte temin dedim kalsiyum. Adı mineral olmasına rağmen deniz kabuğundan elde edildiği için. Hayvansal bir ilaç olarak geçer. Yani tamamen doğal kaynaklarda ana maddeler elde ediliyor. Ana tentürler dediğimiz maddeler. Bunların nasıl yapılacağı klasik bir eczacılık yöntemidir. Bununla ilgili hangi bitkinin neresi kullanılacağına dair kitaplar var. Mesela kiminin kökünü kullanıyoruz, kiminin çiçeğini kullanıyoruz, kiminin yaprağını kullanıyoruz. Sizin yazdığınız kitapta da buna benzer şeyler vardı sanki hocam. Var, var. İlk kitapta var tabii ki. Yani özellikle bitkileri kullandığım için ben o bitkilerin resimleri var kitabın içinde mesela. Renkli bir kitap bastık. Evet. Peki hocam sizin kullandığınız homeopatik bir ilaç var mı şu an? Şimdi ben homeopatiğe başladığımda 2000'li yılların başında. Tabii ki ben çok öfkeli, trafikte sağa sola çatan. Sinirli içimde. Ve azaketsin. Hiç de öyle bir havanız yok hocam. Bir adamdım şimdi. Beni hocam tedavi etti. Allah rahmet eylesin. Geçen hafta vefat etti. Bana 80 küsur yaşında artık yaşı gelmişti. Hani yaşla ilgili olarak Almanya'da vefat. Bana burs vermesinin sebebi Türkiye'de homeopatiyi anlatmam. Homeopatiyle ilgili eğitim vermemdi. Ve ben de onun karşılığını fazlasıyla verdiğimi düşünüyorum şu anda. Geldim burada anlatıyorum. Bulduğum her koşulda, sosyal medyada, televizyonda, aslında kendim kitap yazarak homeopati adına üzerimdeki görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. İnşallah da iyi gidiyordur. Hastalarım da memnun. Yani bana 10 hasta geliyorsa 8'i benden memnun ayrılıyor ve bana yeni hasta gönderiyor. En önemli şey bu. Homeopati teorikte %100 başarılı bir yöntem ama teorikte %100 başarıyı hedefleyen pek çok yöntem gibi o da pratikte %100'ü yakalayamıyor. Bunu hangi alanına bakarsan böyle. 10 hastamın 10'unu da iyileştiriyorum diyen bir doktor varsa buyursun benim diplomamı da ona vereyim. Muayenehanesine atsın. Ama hani benim 10'dan 7-8 hasta mutlu ayrılıyorsa her 10 hastada bu benim için çok önemli bir değer ve kriter. Hekimlik mesleğinin büyük bir kısmı da iletişimdir. Yani iletişim bir sanattır ve hasta bu iletişimle ben şöyle söylüyorum aslında. Bu 4T bulgusu diyorum buna. Ya da 4T prensibi. Bir, hastaya hak ettiği zamanı vereceksin. Doya doya konuşacak. Ve konuşurken bunu devlet hastanesinde sağlamak mümkün değil. Meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Yani çalışma koşulu maalesef buna uygun değil. Hatta özel hastanelerde bile bu kadar zaman ayrılamıyor. Ama hastaya hak ettiği zamanı verip onun konuşmasına izin verirsen, muayene edip ona dokunursan, yani touch, ilki time, ikincisi touch, üçüncüsü bu görüşmenin ve dokunmanın sonucunda bir trust gelişiyor. Yani güven. Ve bu güven terapinin düzgün işlemesini sağlıyor. 4T kuralımız. 4T kuralım bu. Peki hocam bu ilaçları nereden alabiliriz? Yani gidip eczaneye ben şimdi Türkiye'de ilaç alabilirim diyebilir miyim? Şu anda Türkiye'de işte bir tek adım o kaldı. Homeopatik ilaçların satışı, üretimi, ithalatı ve ihracatı ile ilgili. Yurt dışında sanırım eczanelerde var. Tabii. Ulaşılabiliyor. Sadece evet. Türkiye'de bildiğim kadarıyla yok. Bu yönetmelik hazır. Ama işte COVID süreci girdi bilmem ne. Hani tabii ki daha yavaş işliyor işler hani devlette. Ama yakın zamanda eczanelerde görebilecek miyiz? Evet. Kanuna göre zaten eczanelerde satılacak ve yakın zamana göre eczanelerden alınacak. Biz de rahatlayacağız. Yani hastanın eczanede ilaç alması bizi rahatlatacak. Ben reçete yazacağım. Mesela ben gidip ağrı kesici alırken alabilecek miyim yoksa kırmızı reçete yani sizin doktor hekimin yazması gelecek mi? Homeopatik ilaçların bazı dozları reçeteye tabidir. Türkiye'de de büyük ihtimalle öyle olacak bazı ilaçlarda. Bir kısmı da reçetesizdir. Özellikle benim ilk kitapta yani bir tedavi sanatı homeopati, homeopatik ev eczanesinde anlattığım ilaçlarda özellikle evde başınıza gelebilecek basit şeylerde tedaviye doğalıyla başlayabilirsiniz.
Ben sosyal medyada bana gelen her soruya titizlikle cevap veriyorum. Hiçbir hasta sorsunlar mı hocam soruları? Akıllarına gelen soruları yorum olarak yazsınlar. Elbette sorabilirler. Alta yorum olarak sorabilirler. Sen bana yönlendirirsin. Ben onunla cevaplarım. Yayınlarsınız. Bana direkt sosyal medyam üzerinden, yani Instagram'da varım, Facebook'ta varım, Twitter'da varım, işte LinkedIn'de varım. Yani hepsinden direkt bana soru sorabilirler. Ben istisnasız bütün gelen mesaj isteklerini değerlendiriyorum ve cevaplıyorum. Homeopatik bir ilaç aldık. Evet. Diğer ilaçlarla birlikte kullanabilir miyiz? Bir sakıncası olur mu? Herhangi bir etkileşimde bulunur mu? Yoksa sadece o ilacı mı kullanmalıyız? Öyle bir şey yok. Şimdi tıbbi ilaçlar burada etki ederken homeopatik ilaçlar burada ya da burada etki eder. Yani farklı düzeylerde bedende etki eder. İkisini aynı anda kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Hiçbir sakıncası yoktur. İki tane, bu işin iki tane kuralın dışında olan ilaç vardır. Bir tanesi kortizon, diğeri de kemoterapitiklerdir. Yani kanser ilaçlarıdır. Onlarla ilgili kısmı zaten hani doktor düzenleyecektir. Kortizon ve kanser ilaçları homeopatik ilaçların etkisini azaltır. Ama homeopatik ilaçlar kanser ilaçlarının etkisine ve kortizonun etkisine bir etki göstermezler. O yüzden eğer hasta kortizon ya da kanser ilacı kullanıyorsa biz homeopatik ilaçların sadece verilim sıklığını arttırırız, değiştiririz ya da dozunu biraz yükseltiriz. Peki hocam, şöyle bir şey söylüyorlar, yani homeopatinin bilimsel olmadığına dair böyle bir tartışmalar var. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Biraz onu dinleyebilir miyiz? Şimdi her kim söylüyorsa tabii söyleme özgürlüğüne sahip. Ben az önce bir şeyden bahsettim. Biz hekimlerin ana kütüphanesi dediğim PubMed, Cochrane kütüphanesi. Yılda dedim yaklaşık 5000 tane araştırma üretiliyor. Yani yılda 5000 tane araştırma üretilen bir yöntem. Bence bilim dışı olabilir mi? Onun için hani daha fazla hani bu konu, bu tartışmanın içine girmek istemiyorum. İsterlerse bütün araştırmaları hekim arkadaşlarım elde edebilirler. Hele hele üniversitede okuyan hekim arkadaşlarım tam metinlere bir de ücretsiz ulaşabilirler. İşiniz dışında neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Kitap yazıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Resim yapıyorsunuz. Evet, resim yapıyorum. Resim biriktiriyorum. Kendi bütçem dahil. Orijinal resimler. Kitap yazıyorum. Var mı hocam yeni bir kitap? Ne durumdasınız? İki kitap var. İkisini aynı anda yazıyorum. Bir tanesi Üzüntü. Tek kitap değil, iki kitap. Evet. Diğeri de çok yakında çıkacak. Evde kaldıktan sonra adı. Covid sürecini anlatıyor sanırım. Yani biz 36 Hekim olarak 9 Eylül'den mezun bir vakıf kurduk. Şu anda 50 tane öğrencimiz var okuttuğumuz. Üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Ama onlara sadece burs verip onları okutmakla kalmıyoruz. Onlara işte gelecekte ihtiyaçları olacakları eğitimleri veriyoruz. Mesela bunun içinde sofra sanatından, hani sofrada oturma adabından, prezentasyon yapma, sunum yapma tekniklerine, iş görüşmesi tekniklerine, İşte ne bileyim işte pek çok alanda eğitimler sağlıyoruz. Ve bu vakfın adı Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı. Zor oldu kurması tabii, yani vakıf kurmak zor. Ama dördüncü yılımız, her sene vakfa gelir sağlamak için belli eventler yapıyoruz. Mesela bu seneki eventi iki tane de sponsorun eşliğinde İzmir Ticaret Odası salonunda yaptık. Akşam da bir gala yemeğimiz oldu. O gala yemeğinde ben de bir sanatçı arkadaşımla birlikte duygulandım da duruldum diye bir show yaptım. Çok sevdiğim sahne şarkı. Yani. Evet, sahne aldım. Yani bu tabii hani bir yandan hobi, bir yandan da vakfa gelir getirmek içindi. Çok sevdiğim bir şarkıcı bir dostum var. Selen Servi, çok iyi bir şarkıcı. İstanbul'da çok güzel ortamlarda sahne alıyor. Hani işte Moda Deniz Kulübü falan gibi. O da destek verdi. Ben sahnede duyguları anlattım. Biraz da böyle çekiştik. Hani keyifli bir sohbet havasında. O da o duygulara yönelik şarkıları anlattı. Mesela bir aşk hikayesi üzerinden. Çünkü çok keyifliydi. Yani işte insan aşık olduğum mesela bir den böyle o aşık olduğu kişinin çevresinde dolanmaya başlıyor. Böyle kıpır kıpır bir bal arısı gibi. Ondan sonra hemen bu o adanmışlık ya da işte ona kendini beğendirme ve şey duygusunu anlatan en güzel şarkı işte Özdemir Erdoğan'ın Pervanesi. Ben bir bal arısı gibiydim ya, senden önce. Şimdi pervanelere döndüm seni görünce. Yani, gibi böyle özel şarkılar seçerek bunu bir sahne gösterisi haline getirdik. İnşallah teklifler var, daha gelecekte başka yerlerde de yapacağız. Ve hani hepsinin gelirlerini bir şekilde bir sosyal amaca
yönelik vermeyi düşünüyoruz. Gibi gibi böyle yerlerimiz var bizim de. Ben de çalışıyorum hepsine. Hepsine yetişmeye çalışıyorum. Bu kadar keyif alacağımı tahmin etmiyordum. Çok eğlendim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel ederim. Verdiniz bize. Ben teşekkür ederim. Bana da bu fırsatı verdiği için Gazi TV'ye de teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyif aldım. Videodan sonra muhtemelen sorular gelecek. Tekrar bir görüşeceğiz size. Yani biz görüşürüz abicim. Yani her zaman buradayız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın beni dinlediğiniz için.